Böbrek problemi mesela hastalar belli bir fonksiyon, böbrek belli bir yüzdenin altında fonksiyon görmeye başlayınca artık diyalize girmek zorunda kalıyorlar. Teknik olarak bu hastanın böbreğinin tekrar normale yaklaşması, düzelmeye başlaması mümkün mü hocam? Tabii. Çok böyle çok hastamız var. Mesela İzmir'de Levent Bey var. Hatta sitede doğaltedavi.net adresini telefon dahi vermiş isteyenler arayabilir diye. Bazıları aranmak istemiyor. Sorulmasını istemiyor. Rahatsız Evet. olmak istemiyor. Mesela tedavi ettiğimiz bir lösemi kan kanseri hastası telefon e-mail adresini internette verdi. Binlerce kişi arayıp telefon edince adam çalışamaz oldu. Abi lütfen bunu dedi sitede ismi Kaldıralım. ve Maksadı aştık. telefonumu kaldır çünkü ben de artık çalışamıyorum. Sürekli telefon geliyor. İşveren rahatsız olmaya başladı dedi. Haklısın dedim. İsmini silmek zorunda kaldım. Fakat Levent Bey Allah razı olsun o benim ismim de telefonum da e-mail adresim de burada bulunsun. İsteyen arasın sorsun dedi. Bu takriben 6-7 ay önce diyalize girmeye başladı. Böbrekleri iflas edecek dediler. Daha sonra dedi ki ya bana da faydalı olur mu? Dedim alın bakın. Deneyin, görün. Eğer ki etkisi oluyorsa bir ay içerisinde değerlerde değişme, gelişme oluyorsa söz veremem dedim. Çünkü söz veremezsiniz artık diyalize girmiş. Yani böbreklerin fonksiyonu %10'un altına düşmüş. O durumdaki bir kişiye dünyada kimse tedavi edemez. Mümkün yok. Yani böbrekler tamamen tıkanmış, bitmiş yani. Böbrek nakli gerekiyor. Böbrek bulunana kadar diyalize girecek. Ben dedim söz veremem ama alın kullanın bakalım. Levent Bey ürünleri aldı kullandı. Bir ay sonra değerleri tabii hemen kendisinde iyileşmeyi istiyorum dedi. Telefon etti. Çok güzel devam edin devam edin. Tekrar bir ay sonra gittiğinde dedi ki değerleri çok yükseldi. Diyalize gerek kalmadı. Şimdi 3-4 aydır kullanıyor. Yani Diyalize diyalize yok giren bir buldu. hastayken artık değerler diyalize girmesini Değerli, evet gerektirmeyecek yani %10'un seviyeye altına gelmiş. düşmüşken şimdi %30'ların üstüne çıktı. Bu Yani çok... %15'in altına düştüm diyalize girmesi gerek ortalama. Yani böbrek fonksiyonunun bu şekilde yükselebilmesi çok güzel bir haber. Bu noktada olan insanlar da bundan istifade edebilirler. İnşallah onlar da bu sorunlarını çözerler. Bu tansiyon konusu insanlar için hem çok büyük bir risk olarak algılanıyor, hem de sürekli bir takım hapları yanında bulundurmak zorunda kalıyorlar insanlar. Bu da mı dengelenebilir? Tabii tansiyon mesela çok kişi tansiyon hapı kullanıyor. Sürekli haplarla geziyorlar. Evet. Ya önemli değil tansiyon hapı diyor. Ama onun ne gibi yan tesirleri var bakmıyor. Okumuyor kimse. Tansiyon hapı önemli değil diyor. Önemli olan diyor tansiyonumu dengede tutsun. Sürekli bir bağımlılık ömür boyu hap yutulmaz ki. Evet. Mesela bizim mali müşavirimizde tansiyon problemi vardı. 11, 12, 14, 15'i buluyordu. Ya çok kötüyüm dedi. Dedim ki iksir, tonik ve çay kullan. Bir ay, en fazla 1,5 ay. Hiçbir şey kalmaz dedim. 3 gün sonra aradı. Dedi ki ya 3 günde etki yapmaz dedi. Sen 1,5 ay söylemiştin. 3 günde dedi benim normala döndü tansiyonum. 3 günde. Onda yeni başladığı için kısa sürede normala döndü. Çünkü Evet. damarlarda yağlanma, daralma başlamış. İksir, tonik ve çayı kullandığında temizledi, bitti. Çok kolay. Ama başkasında 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl ağır bir vaka, damarlar artık böyle Kronikleşmiş. kronikleşmiş, yağlanmış, daralmış, sertleşmiş, su akmayan kireçli boru gibi. Ne olur? Onun temizlenmesi bir hafta, 2 hafta da olmaz. 1,5-2 ay Ama gerekebilir. temizlenebilir. Tabii. Tansiyonun problem değil. İstersen ben bir ara tansiyonum 18'di. Afyon Sandıklı'da kaplıcaya gitmiştim. Başım dönüyordu. Ben kaplıcadan zannettim. Kaplıcadan çıktım dinlenmek için bir kafeteryaya. Anons verildi ki dediler ki ya kan aranıyor RH pozitif A. Gideyim kan vereyim dedim. Yani zamanım var. Kan vermek için müracaat ettim de o dediler tansiyon çok yüksek. O zamana kadar tansiyon yüksek olduğunu bilmiyordum. Yani baş dönmesinin sebebi ondanmış. O zaman dedim ya ben hemen bunun çaresine bakayım. Özel çaylar hazırladım. 1,5-2 ay kullandıktan sonra bitti. Yani tansiyon dengeye geldi. Tabii, normal. Hocam sohbetimiz çok güzel devam ediyor. Bilgilendirmeye izleyicilerimizi devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra. Hürmetle.